sorularla lisalayını tutulanın kıymetli takip edilerek bu haftaki programımıza yine bilim sözün birinci makamından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle hocam. Hoşçakalın. Teşekkür. Hocam geçen haftaki programımızda yarım kalan bir sorumuz olmuştu. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Bunun hakikatinin izahını alabilir miyiz? Ondan önce şunu söyleyeyim. Geçen programda geçmiş günlerde namaz var mı diye bir soru değil mi sorulmuştu? Evet. Demiştin ki namaz iman hakkında bütün dinlerde aynı. Bütün peygamberler altı iman cüklüğünü tebliğ etmişler. İbadette farklılıklar olabilmiş dedik. Namaz ve zekat bütün dinlerde var. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlıyoruz. Örnek olarak birkaç ayet getirdim. Çünkü ezberim olmadığı için tamamını işin programında söylemem mümkün olmazdı. Önce şunu ifade edeyim. Bir defa şu andaki Hristiyanlıkta, Yahudilikte namaz, zekat yok değil mi? Duymadık yani. Evet. Dolayısıyla buradan ne anlaşılıyor? Yani Tevrat'ı olsun, İncil olsun o kadar tarif etmişler ki işte Üzeyr Aleyhisselam'a ilah diyecek kadar, İsa Aleyhisselam'a ilah diyecek kadar, Meryem Annemize büyük tarifatlar yapılmış. İmanla ilgili meselede bu kadar oynayan kişilerin ibadetle ilgili hükümlerde de değişiklik yapmaları rahat beklenir. Nitekim öyle olmuştur çünkü şu anda görmüyoruz, uygulamada bunu görmüyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim haber veriyor ki geçmiş dinlerde namaz ve zekat var idi. Ben birkaç örnek getirdim, onları kısaca okuyayım. Birisi Meryem Suresi 31. ayet. Allah beni her yerde, her nerede olsam mübarek kıldı. İsa Aleyhisselam buyuruyor. Allah beni her nerede olsam mübarek kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Ne soracak? Namaz, zekat geçiyor ayette. Yine Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurmuştu. Gerçek şu ki Allah ancak benim. Benden başka ilah yoktur. Onun için bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Bu da Taha Suresi 14. ayet. Bir başka ayet-i kerime İbrahim Suresi 40. ayet. Hazreti İbrahim şöyle dua ettiği naklediliyor bu ayette. Ya Rabbi beni ve neslimden olanları namazda devamlı kıl. Bir başka ayette Lokman Hekim oğluna şu nasihatte bulunuyor. Yavrum namazını kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Bu da Lokman Suresi 17. ayet. Demek ki bu örnekler gösteriyor ki bütün dinlerde namaz ve oruç var. Hak dinlerde. Evet. Fakat tarif edilmiş. Yani değiştirilmiş. Ama dediğim gibi rekatları, vakitleri farklı olabilir. Ha, onu da getirmiştim. Yani şöyle bir şey var, bir kayıt var. Yahudilerin sabah deyim, şahrit diye bir namaz. Öğle minha, akşam da arbit olmak üzere günde üç kez ibadet ettikleri naklediliyor. Bu ibadetin şekli nasıldır? O konuda değil. Kesinlikle bilmiyoruz. Evet. Şimdi sorunuza geçelim. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Bu genel bir hüküm. Üstad bunu nazara önemli veriyor, çok yerde veriyor. Birçok derslerde ben nefsimi muhatap alıyorum diyor. Kim isterse beraber dinlesin diyor değil mi? Evet. Ben nefsimi herkesten ziyade nazara muhtaç görüyorum diyor. Bu şekilde hem dediğim gibi geçen derste programda arz ettiğim gibi dolaylı olarak kendi nefsini muhatap almakla bizim nefislerimize bir rahatlık getiriyor. Biz derste rahat dinliyoruz, nefislerimiz rahat dinliyor. Aslında hitap bizim kendi nefislerimizedir. Bu açık bir gerçek bu. Çünkü Üstad kendi nefsine hitap etmiş, kesin bu. Ubudiyet cihetiyle ben kendimi herkesin ziyade şöyle şey görüyorum diyor. Evet. Ama tebliğ ciheti, vazifedar olma cihetiyle de işte bütün dünyaya meydan okuyabiliyor. Bu iki şahsiyeti karıştırmamak lazım birbirine.
Bu ubudiyetin gereğidir. Kendine kesinlikle kusurlu noksan bilmek. Bu ayrı bir manaya, bu büyük zatlarda kemaliyle olan bir hal. Onunla beraber niye yazmıştı diyecek olursak, hani nefsini öyle bilebilir, düşünebilir hakikaten. Ama yazması gösterir ki bizim için yazmış. Öyle değil mi? Evet. Nefsini öyle bilirdi, nefsini nasihat ederdi, yazmaz diye. Kaleme alması gösteriyor ki aslında bu hitaplar bizim nefsimiz için. Şimdi nefsini ıslah etmez, başkasını ıslah edemez. Bunu izah için önce nefis ne demektir, oradan başlamak lazım. Ki ıslah nedir, ona geçelim. Nefis denince, ilk akla gelen mana zat. Nefis zat demektir. Türkçesi kendi diyoruz. Hani altın sözde geçen bir ayet kelime başta. Cenab-ı Hak müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabili satın aldı. Oradaki nefsi açıklarken üstad devamında cisim, ruh ve kalbi, onun içindeki zahir ve batin, hasleri, duyguları sayıyor. Değil mi? Açıklamasında. Diyor ki nefis deyince beden ve ruhu beraber anlayacağız. Beden ve ruhu beraber anlayacağız. Cenab-ı Hak müminlerden nefislerini satın aldı. Yani bedenlerini satın aldı. Ne demek? Görmelerini, işitmelerini, konuşmalarını, Allah'ın anlamda yapmalarını emretti. Onun rızası dairesini kullanmalarını emretti. Mallarını satın aldı, mallarını da helal yoldan kazanmalarını ve hayra harcamalarını emretti. Böylece nefis ve mal Allah'a satılmış oldu. Mukabilde cennet vereceğini ayetin devamında beğeniyor Cenab-ı Hak. Demek ki nefis deyince, o derste de açıklandığı gibi, insanın beden ve ruhunu beraber anlayacağız. İkisi beraber nefistir. Bir nefs-i emmare var. Bu da şehvet ve gazabın mebdeği olan kuvve diye tarif ediliyor. Nefsin diye bir tarifi bu. Nefs-i emmare'ye de tapınmış diyorlar tefsirlerde. O da kuvvet ve şehvet ve gazabın mebdeği olan bir kuvve tarzında ifade ediliyor. Ama biz daha çok nefis deyince bu ikinci manayı anlıyoruz daha çok. Evet. Daha çok bu ikinci manayı akla geliyor. Ona da kısaca temas ederiz ama önce birinci mana üzerinde duralım. Nefsin ıslahı ne demek oluyor buna göre? Bedenle ruhun ıslahı. Yani o halde gözün ıslahı nedir? Gözün helalde kullanılması, haramdan sakındırılması. Gözün ıslahı budur. Bir de ıslah kelimesi de önemli. Yani ıslah kelimesi yanlışlıktan kurtarıp, değil mi? Doğruya sevk etmek yani. Evet. Mesela bu, şöyle örnek verebiliriz. Biz bir adam hastadır mesela, değil mi? Yani tedavi gördü mü, hastalıktan kurtuluyor. Ama hala yatıyorsa, ya hala bir şeyler var demektir onda. Kalkıp içine gücüne koşarsa, ha bu tam ıslah olmuştur deriz bedeni yerine. Demek ki sadece hastalıktan kurtulmak kalmayacak. Ne yapacak? İşine gücüne koşacak, değil mi? İşini de yapacak. Ya tam diyor. Şimdi ıslah da bu. Yani beden ıslahı deyince gözün ıslahı sadece harama bakmamakla kalmayacak. Bunu hastalık kabul edersek bir de helalde kullanacak gözünü. Değil mi? Tefekkürde kullanacak. Temaşlarda kainatı buluyor. Kur'an okumada kullanacak. O zaman göz ıslah olmuştur, değil mi? Aklın ıslahı nedir? Sadece yanlış yerlerde kullanmak değil. Bu hastalıkların tedavi gibi doğruda kullanmak, tefekkürde kullanmak, Kur'an'ın anlamında kullanmak, insanlara faydalı olacak işlerde bu aklı kullanmak, zararlı şeyleri kullanmak aklın hastalığıdır. Bu manada bakacak olursak işte her organın bir şeyi var, hastalığı var ve ıslahı var. İşte kalbin ıslahı deyince batıl etikatlardan kurtulması, değil mi? Batıl, hak olmayan inançlardan kurtulması ve Kur'an'ın tarif ettiği gibi iman etmesi. O zaman ıslah olmuş oluyor. O zaman kalp ıslah olmuş oluyor. Yani ıslah deyince bunları anlıyoruz. Demek ki nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Yani gözünü ıslah etmeyen ya da körse başkasına yol gösteremez. Değil mi? Ağzını ıslah etmeyen, konuşamıyorsa bir adam başkasına bir şey anlatamaz. Sağırsa kimse bir şey değil mi? Anlamaz da dinletemez. Dolayısıyla
beden sağlam olacak ki ona bağlı fonksiyonlardan olsun, icra edilebilsin. Aynı şekilde ruh da sağlam olacak ki ona bağlı olan akıl, kalp, hafıza, hayat, sevgi, korku gibi bütün hisler ıslah olsunlar. Sevgi hissi haramda kullanılıyorsa hastadır. Değil mi? Evet. Mahbetullah ve Allah'ın sevdiklerini sevmekte kullanılıyorsa ıslah olmuştur. İşte korku, sadece mahlukatın korkuyorsa hastadır. Allah'tan korkar, takva dairesinde yaşarsa, değil mi? Bir de, hemen söyleyeyim, başkalarının da bu yola sevk etmeye çalışırsa, haramda men etmeye, o zaman korku hissi ıslah olmuştur. Örneğin artırılabilir, yani bedeni örgü ıslah bu. Nefsini ıslah etmeyi başkasını ıslah edemez deyince demek ki tüm bunu anlayacağız bunları. Bir de nefsen emmare manası var dedik nefsin. Onu da kısaca temas ederim. Nefsen emmare deyince hemen aklımıza ne geliyor? Yusuf Aleyhisselam'ın sözü geliyor değil mi? Ben nefsimi, nefsim muhakkak ki kötülüğü emreder. Yok. Ben nefsimi tebrik etmiyorum. Ayet-i deyim. İnnen nefse la emmaretun bissu'i. Bema o bezo nefsi. Ben bana veriyorum nefsi. Ben nefsimi tebliğ etmiyorum. Tebliğ yani kötülük işlemez demiyorum. Tebize çıkarmıyorum. Tebliğ ama ben nefsimi tebliğ etmiyorum. Ben nefsim kötülük emredir. Mahiyetinde bu vardır nefsin. Ama peki ne buyuruyor? Muhakkak ki nefis, minnen nefse de emredir bir suyu. Nefis kötülük emredir. Orada bir incelik var. Nefsim kötülük emredir demiyor. Birincisinde ben nefsimi tebliğ etmiyorum diyor. İkincisinde genel konuşuyor. Nefis daima kötülüğü emreder. Bu peygamber nefsidir yani. Peygamber nefsi daima kötülüğü emretmez. Çünkü günahlardan salim kılınmıştır. İsmi sıfatı vardır her peygamberde. Bunun için ikincisinde mutlak konuştu. Yusuf Aleyhisselam bütün nefisler için konuşuyor. Nefis daima kötülüğü emreder. Zatında böyle emreder. İlla marayı var. Allah'ın rahmeti olursa müstesna. Tabi burada malum peygamber olarak Yusuf Aleyhisselam günah işlemiştir ama bir günahın kapısına yaklaşmıştır ya yakınlaştırılmıştır diye malum olayı biliyorsunuz. İşte kendisi yanlış bir şey Aziz-i Hanım tarafından teklif edilince Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla o haramdan muhafaza olmuştur. Ama peşine ben bunu gücümle yaptım, irademe sahip oldum, bu haramı işlemedim diye fare girmemek üzere nefis kötü emreder, Allah rahmet olması müstesna. Allah rahmet olmasaydı ben bu kötü işleyebilirdim. Cenab-ı Hak lütfetti de işlemedim demek suretiyle hem kulluk şuurunda bir mükemmellik sergiliyor hem de nefsin mahiyetini ortaya koyuyor ki nefiste bu vardır. Allah rahmet ederse ancak nefis muhafaza olur. Yoksa her nefis her kötülüğü işlemeye meyyaldır, hatta aşıktır. Evet, şöyle derslemiş oluyor. Allah razı olsun hocam. Başka bir sorunuza geçeceğiz inşallah. Dedim ey nefis, cehli rakip içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Nefis için kullanılan cehli rakip, tembellik döşeği, gaflet uykusu tabirlerini nasıl anlamalıyız? Bu söz namaz kılmak iyi değil ama her gün 25 dakika kılmak çoktur sözünü. Nefis nasıl söylüyor? Tembellik cahil mürekkep içinde. Yani tam cahilce bir söz. Değil mi? Bilgi sahibi olsa nefis bu sözü söylemez. Yani cahil mürekkep neye deniyor? Mürekkep terkip edilmiş demek. Basitin karşılığı. Basit tek element deniyor. Basit. Mürekkep terkip ediliyor. Şartımızın bildiği sonun terkibi var değil mi? Nedir sonun terkibi? İki molekül hidrojen, bir molekül oksijen. Ne olur bu terkip oldu. Oksijen basittir, hidrojen de basittir. Ama bir araya gelince mürekkep oluyor. Mürekkep oluyor. Terkip bu. En basit terkip bu. Şimdi burada da en basit terkip bu cümlede ne oluyor? Cehlim bilmemek bir cehalet, bilmemek. Evet. Bilmediği bilmemek ikinci bir cehalet. İkisi beraber olunca cehennem mürekkep oluyor. Evet. Demek ki sadece bilmek cehalet.
Bilmediği de bilmemek cehli mürekkep oluyor. Yani en basiti bu yani. İki element gibi yani. Evet. Bilmemek, bilmediği bilmemek. Cehli mürekkebin şubeleri var, sadece bu kadar değil. Cehaletin bütün nevileri cehli mürekkep içine girer. Evet. Bu söz söyleyen şahıs çok şeyin cahilidir yani. Sadece bu cümlenin değil, çok şeyin cahilidir. Bu cehaletler onu öyle bir dereceye getirmiştir ki, böyle akıl olmaz bir sözü söyler hale gelmiştir, söyleyebilmiştir. Demek ki bu cehli mürekkep içinde söylenmiş. Bir, ve tembellik döşeğinde. Tembellik de buna yardım etmiş yani, kim bu kadar namaz kılacak? Her güne gün beşler beşler var deyince, burada da tembellik var ve gaflet uykusunda diyor değil mi? Gaflet uykusunda. Neden gaflet? Tabii gaflet çok geniş bir kelime. Birinci de, maddesi gafletin, en büyük gaflet Allah'tan gafil olmaktır. Yani onu imandan gafil olmak. Değil mi? Ve sonra iman ediyorsa, yani emir ve yasaklarından gafil olmak, ibadetten gafil olmak. Yani bu şekilde bütün yanlış işler hep bu tabir içerisine giriyor yani, gaflet. Şimdi gaflet içinde buradaki manası, neden gaflet ediyor adam bu sözü söylerken? Bu kurulduğundan gaflet ediyor, bir. Değil mi? Namazın Allah'a emir olduğundan gaflet ediyor, iki. Bu emri işlemezsem, efendim şöyle bir azaba müstahak olurum, ahiret var yarın, bundan gaflet ediyor. Ahirette bu beni şöyle bir azaba götürür, bundan gaflet ediyor. Bütün bu gafletler ise bir bakıma cehennem melekkebin tarifi olmuş oluyor yani. Bir de insan malum, hadiste geçiyor ya, dünya ahiretin tarlasıdır. İnsan bu dünyaya ahirette mahsul yetiştirmek için gelmiş yani. Üstadımız bir risalesinde ömür dakikalar diyor. Tohumla çekirdekler gibi. İnsan bu dünya tarlasına ne ekiyor? Ömür ekiyor. Her dakika bir ayrı tohum gibi. Değil mi? Evet. Şimdi bu tohumları eğer hoş bir tarlada ekerse, işte İslam memlettiği tarzda ekerse cennet meyveler alıyor. Aynı tohumları Allah muhafaza isyanda, küfürde, fısıkta, sefahette ekerse bu sefer cehennem ağaçları çıkıyor, cehennem bitkileri çıkıyor. İşte bir çiftçi düşünelim mesela, tarlasına gidiyor, hedefi mahsulda 1'i 10 yapmak, 20 yapmak, köyüne daha zengin dönmektir değil mi? Daha çok mahsul edilmektir. Elbette ki bu adam yorulunca yiyip içecektir tarlada. Ama şimdi yorulunca yiyip içmek yine mahsul, daha çok mahsul almaya dönüktür değil mi? Güçlü olayım ki daha çok çalışacağım, daha çok mahsul alayım. Şimdi bundan gafil olsa da bir çiftçi sadece yese işte, istirahat etse, yese işte, istirahat etse, o zaman ne olmuş oldu? Tarlaya gelişinden gaflet etmiş oldu. Ede, köye eli boş dönecektir. Şimdi bu dünya da aynen bunun gibi yani. İnsan sadece yeme, içmeye, eğlenmeye vakit ayırdı mı? İşte o çiftçinin hiçbir şey yapmaması gibi. Ölünce ahirete eli boş geçebilir anlamında. Gaflet burada ne oldu? Çiftçi olduğundan gaflet etmek. Tarlaya niye geldiğinden gaflet etmek. Bir başka risalede geçiyor dünya için. Hem bir imtihan meydandır diyor değil mi aynı sözü? Evet. Şimdi dünyada biz imtihan oluyoruz senin için. Bir çocuk okula niye gidiyor? İşte ilim tahsil etmek için. Değil mi? Şimdi okuldan gaflet etse ben buraya ilim tahsil etmeye gelmiştim. Geldim. Yani gaflet ettiğinde sadece oyunla oyalanır. Ama oyunda bir şey var, dinlenme vaktinde oyun oynanır. 90 dakika dersinler de, öyle mi? Yani 50 dakika dinler de, 10 dakikada dinlenir. Bir sade oyunla vakit geçirdim, o zaman ne olur? Bu çocuk ilim sahibi olamaz, cahil kalır ve okuldan atılır. O bakımdan gafletini burada çocuk neden gaflet etmiş oldu? O kadar niye geldiğinden gaflet etmiş oldu. Değil mi? Bu şekilde o ilim sözü hatırlarsak örnekler artırabiliriz. Şimdi, bu söz de gaflette söylenmiş bir sözdür yani. Evet. Gaflet içinde söylenmiş bir sözdür. Evet. Birinci ikaza geçiyoruz hocam. Birinci ikaz, ey bedbat nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın. Sana usans veren tevehüm ebediyettir. Keyif için ebedi dünyada kalacak dedin azlamıyorsun.
Eğer anlasa idin ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini, hakiki bir hayat ebedinin saadete medal olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek. Usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevk-i tahrike sebep olur. Bununla ilgili üç şıkkı sualımız vardı. O zaman birincisi, tevehhüm-ü ebediyet neden usans veriyor? Vehim kuvvesi hakkında kısa bir bilgi verir misiniz? Tevehhüm-ü ebediyet. İnsanda beş zahiri duygu var, beş de batini duygu var. Bu beş batini duygudan birisi de kuvve-i vahime deniyor, vehim kuvvesi. Evet. Bu bir kuvve yani. Biz vehim deyince böyle olmayacak şeyleri hayal etmek. Hani rüzgar falan anlıyoruz yani. Aslında vehim insanda bir kuvve, yerinde kullanması lazım. Az önce arz ettik, insan niye imtihanlamak için gelmiş dedik, değil mi? Bu insanın bir yönde kuvvelerini yerinde kullanmaktır. Beş kuvvesini ve beş duygusunu. Geçiyor diğerlerini. Vehim kuvvesini de yerinde kullanmaktan insan imtihan oluyor dünyada. Vehim boş yerlere kafayı, boş yere düşünmek demek değil. Kuvve-i vahime'nin verici hikmeti şu. Mesela insanların kuvve-i akliye var değil mi dedik? Evet. Beş kuvve birisi akli kuvve. İnsan kuvve-i akliye'yle biliyor ki dünya fanidir, bir gün öleceği. Değil mi? Ama şimdi bu böyle bilip de çalışması etmiyor dünyaya. Yani dünyada çalışması lazım. O dünya çalışmasını kuvve-i vehime temin ediyor. Kuvve-i vehime de diyor ki sen ebedi kalacaksın dünyada. Aklen evet olmadığını biliyor. Vehmen sanki ebedi dünyada kalacak gibi ne yapıyor? Dünya işlerinde görebiliyor yani. Değil mi? Kuvve-i vehimenin yerini kullanmışının en güzel örneği en başında geçiyor Sadr Hazretleri. Bunu örnek veriyor. Mesela kendi duygularımıza sahip çıkıyoruz. Benim gözüm diyoruz. Kuvve akli diyor ki o senin değil. Göz benim değil. Çünkü niye? Ne ben yapmışım, ne satın almışım. Değil mi? Ne miras kalmış, niye benim olsun? Emanet. Şimdi kuvve akliyle biliyoruz ki göz benim değil. Emanet ama kuvve-i vahimeyle göz, benim gözüm diyoruz. Benim kuvvetim diyoruz. Benim ilmim diyoruz. Değil mi? Ben iradem diyoruz. Bunu kuvve-i vahimeyle diyoruz. Örnek veriliyor ya dersin sohbetlerde. Mesela bir asker benim tüfeğim diyor. Değil mi? Aklıyla biliyor ki bu tüfek onun değil. Değil mi? Askeri de kullanıp bırakabilecek. Bizi biliyor ki şu vücut bizim değil. Kullanıp, imtihan olup bırakıp gideceğiz. Ama benim elim, benim gözüm, benim kulağım diyebiliyoruz. Bunu dememize hikmeti Üstad öyle anlatıyor ki bu kuvvetimizi vahid kıyası yapıp Cenab-ı Hakk'ın marifetinde yol alıyoruz diyor. Biz benim kuvvetim, ben kuvvetimle şu taşı kaldırdım diyoruz da sonra diyoruz ki Cenab-ı Hak da kudreti bu dünyayı çeviriyor. Değil mi? Evet. O dünya üzerinde ben de varım, elimdeki taş da var. Dolayısıyla ben kuvvetim hiç hükmünde. Ama bu küçücük, azıcık kuvvetimi ölçü alıyorum. Benim kuvvetim demek ki Allah'ın kudretini biliyorum. Benim iradem demek ki Allah'ın irade sıfatını düşünüyorum. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın marifeti için kuvve-i vahime çok önemli bir kaynak yani. Yerine kullanılması. Yerine kullanılmayışının bir örneği bu derste geçti işte. Yerine kullanılmayışının. Ne dedi adam? Her gün her gün beşe de bakılmak çok bitmediğim saç veriyor. Bunu vehmediyor. Çünkü yarına çıkacak garanti değil ki. Değil mi? Evet. Yarına çıkacak garanti öbürsü gün hiç değil. Gözler insan yaşayacakmış gibi namazın üstüne koyuyor koyuyor. Büyük bir günü oluyor. Altına da giriyor, eziliyor altında. Halbuki olmayan şeyin altına girilmez yani. Az önce geçen programı mı söyledik? Namazın bir vakti, bir şartı vakit. Biz bugün şu anda hangi namazı kıldık, kılmış olduk? Öyle. Öyle. İkinden sorumlu değiliz. İkinden sorumlu, ikindi gelirse sorumluyuz, gelmezse sorumlu değiliz. Şimdi o ikindi akşam yatsı, ertesi gün namazlarını da ertesi gün namazlarını yıllarca ileri getiriyoruz. Muazzam bir namaz şey oluyor, kitlesi apartmanı oluyor. Bunu kim kılacak deyip altından kalkamıyoruz. Halbuki bizim kılacağımız bir vakit namazdır.
Ömrünüz olursa akşama kavuşu da akşama kılarız. Kavuşmazsak ikindiye vardık mı sadece ikindiden sorumluyuz. Evet. İşte bunu böyle düşünmeyip geçmişten gelecek namazları bugün var kabul etmek ve altın dezirini kuvve-i vehime'nin yanlış kullanılması oluyor. Evet. İki şıkkımız yine var hocam. Onlar kısa. Ömrün az olması ve faydasız gitmesi ne demektir? Azdan uyup verdi zaten. Evet. Kısa. Bir andır, bir an. Yarına garantiniz yok. Evet. Faydasız gitmesi de önceki şıkkada dediğimiz gibi işte çiftçinin bir şey yapmadan tarlada oturup, yiyip içip, uyuyup köye dönmesi gibi ömür geçirilirse ömür faydasız gitmiş olur. Evet. Ölümüne ahiret mahsulü değerlenirse, ahiret tarlaya bulursa ömür o zaman faydalı olmuş olur. Evet. Kısaca bilmiyorum. Üçüncü olarak hocam, namazın ciddi bir iştiyaka ve hoş bir zevki tahlike sebep olmasını nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun iki yolu var. Zaten iki şıklı bir mesele bu. Nasıl şevki yenilebilir, iştiyaka sebebilir? Bir geçmiş namazlar düşünülür. Bunu az önce söyledim. Evet. Ben diyelim, şimdi 30 senedir, 40 senedir namaz kılıyorum. 40 seneyi günlere vur, günlere de 5'te çarp. Değil mi? Epey namaz oluyor, büyük namaz. Bu kadar namazı kıldın, bir vakit namazda kadar. Evet. Çünkü biz bir vakit namazdan sorumluyuz, gelecek namazdan. O da gelirse zaten. Böyle baktığım zaman şevk doğru bir vakit namazı kılıyor. Ben 30 senedir her gün 5 vakit namaz kılmışım. Bir vakit namazı ne ki diyebilir, nefis. Burada şey yapamaz, tembelliğe düşmeyebilir. Bir yönü, bir diğer yönü de iştiyak, yani namazın manasını bilmek yani. Namaz nedir? Satıyor ya. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabul edilir diyor. Ne güzel. Şimdi başta huzuruna kabul edilip bir dakika konuşmak adına bir ömür boyu yetiyor, anlatabiliremiyor değil mi? Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna günde 5 defa kabul edilmek. Ne bir muazzam bir zevk yani. Şimdi bu zevk tadılsa iştiyak da namaz kılınır. Sonra nedir namaz? Efendim söyleyeyim. Ben namazda Rabbime hamd ediyorum, tekbir getiriyorum, tesbih ediyorum. Değil mi? Ne işler benim için? Sonra ona yardım diliyorum, ihtiyaçlarımı ona arz ediyorum, ona tevekkül ediyorum. Yani, muhatap olduğu olayların altından kalkmak için hadiselerim, hastalıklarım, musibetlerim çok büyük bir kuvvet değil mi? Yerken abudur, yerken sayın diyoruz. Ancak Allah'tan yardım dilemek insan bütün musibetlerin üstesini getirir Allah'ın izniyle. Hem namazın manası, ulviyeti, hem de namazla ruhun kazandığı güç ve kuvvet bir iştiyak menbaıdır. Yerine kullanabilirsek. Evet. Hakkını verebilirsek inşallah. İnşallah. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Kulağın olsun. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takvimizleri bu hafta programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalbinizle bilin.